Valla şimdi videonun içeriğine baktığında beni hiç şaşırtan bir şey yok orada. Kadınlara bakıyorum. Konuştukları meselelere bakıyorum. CHP'yi zaten takip ediyorum. Toplantılarının yapılmasından daha doğal bir durum yok. Bu arada arkadaşlar kulağıma ses geri dönüyor. Bir halledebilirsek. Şimdi katılan isimler Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ettiğini zaten biliyoruz. Özgür Özel'in bu meselelerle ilgili yaklaşımını biliyoruz CHP içinde değişim konusunda. Ekrem İmamoğlu'nun değişimle ilgili en net açıklamaları yapan figür olduğunun farkındayız. Biz şunu mu düşünüyorduk yani dışarıda buna şaşıranlar için söylüyorum. Herkes oturuyor ve kurultay sürecini genel merkeze emanet etmişler. Hiç çalışma yapmıyorlar. CHP'de böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor. Ekrem İmamoğlu'nun bununla ilgili çalışma yaptığını herkes biliyor. Ve içeriğine bakıyorum. İçeriğinde de işte az önce siz de konuştunuz Elif'le görevden alma meseleleri var. Bu da çok kritik. Kurultayın sonucunu etkileyecek bir durum. Doğal olarak CHP'de değişimi savunanların kurultayda bir başarı elde etmesi için yerelde delegeler konusunda çalışma yapmaları gerekiyor. Onunla ilgili bir düzenleme. Parti meclisine olağanüstü toplantıya çağıracaklarmış ve buna darbe deniyor. Ben gerçekten inanamıyorum. Biraz da iktidar destekçisi televizyonlarda, gazetelerde çok ciddi bir köpürtme yapıldığını da görüyorum bu meseleyle ilgili. CHP içinde de İmamoğlu karşıtlarının bunu biraz daha büyütmek için çaba sarf ettiklerini anlıyorum. Ama ben buradan ciddi bir vukuat çıkacağını zannetmiyorum. Belki bir fırsat olarak şöyle kullanılabilir. O da çokça konuşuluyor. İşte Gökhan Günaydın'ın, Özgür Özel'in partide önemli görevleri var. O görevlerden ayrılsınlar eğer bu mücadeleye gireceklerse diye. Ben sonuna kadar o ayrılma hadisesinde gerçekleşeceğini tahmin etmiyorum. Sonuçta seçimle gelmişler. Eğer meclis grubundan aksi bir karar çıkmazsa görevlerine de devam edecekler. Neticede Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi bir tartışma var. Tartışmanın bir bölümünde kendi içinde değişimin nasıl olacağına ilişkin farklı yaklaşımlar var. Lider değiştirerek o değişim gerçekleşir mi diye İmamoğlu'na karşı olanlar var. Ama şöyle bir durumu da bilmem katılır mısınız? Herkesin karnından konuştuğu da bir dönem yaşıyoruz. Yani mesela Ekrem İmamoğlu çıkıp kamuoyunun önünde CHP'de değişim diyor ve bunun eminim çok detaylı bir biçimde Ankara'ya Kılıçdaroğlu'na yaptığı iki görüşmede de iletmiştir. Ama kamuoyu bilmiyor tam olarak değişimden ne kastettiğini. Yani Ekrem İmamoğlu ne yapmak istiyor? CHP'de genel başkan mı olmak istiyor? O zaman İstanbul Belediye Başkan adayı mı olmayacak? Ya da bir başkası aday olsun, onu destekleyelim. Burada bir değişim sonrasında mı gerçekleşsin istiyor? Tam olarak ne istiyor bilmiyoruz. Bu konuda detaya girmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu seçimden bu yana açıklamalar yapıyor. İşte malum genel merkezden yapılan değerlendirmelerde sadece Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmedi seçimi. İşte Ekrem İmamoğlu da kaybetti, Mansur Yavaş da kaybettiği gibi değerlendirmeler var. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da buna yakın. Evet değişim destekliyorum diyor ama bir parti MYK değişimiyle meseleyi de daraltmaya çalıştığını görüyoruz. Genel merkezde konuştuğunuzda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağına hemen hemen herkes kesin gözüyle bakıyor. Yani genel başkanlığı bırakacağını ima ediyor ama bunu net bir şekilde açıklamıyor. Biraz yani Ankara gazetecisi olarak Elif bana belki şey verecektir destek. Klasik Evet, CHP doğru. hareketleri. Yani bu işler maalesef bu şekilde yapılıyor. Beklenti daha şeffaf, taleplerin daha net ortaya konulduğu bir sürecin geçmesiydi ama öyle yürümüyor. Parti içinde bir çekişme, kendi aralarında bir çekişme. Zaten seçimde büyük hayal kırıklığı. Üzerine de bunlar yerel seçimlerle ilgili özellikle muhalefet seçmeninde bir beklentinin azalmasına, heyecanın iyice daralmasına ve karamsarlığa götürdüğünü de söylememiz lazım. Yani aslında böyle bir video en çok kime zarar verir sorusunun en önemli cevabı seçmene, seçmenin duygusuna ve tercihine zarar vereceği şeklinde Ya bu değerlendiriyorum bu cümleni. Ama yine de soracağım, böyle bir videonun artçıları nasıl olacaktır? Evet, zaten katılımcılar da olağan bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ediyorlar. İçeriğine bakıldıklarında burada yadırganacak bir durum söz konusu olmayabilir. Ama bir tarafıyla deklare edilmiş ve aleni biçimde gerçekleştirilmiş bir toplantı da değil. Katılımcılarına baktığımızda hani seni şaşırtan isimler var mı aralarında diye sormak isterim. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nde senin tarif ettiğin biçimde algılanma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsun?
ya da sunuluş biçiminin yaratmak istediği algı daha mı etkili olacaktır? Ne bekliyorsun? İhanet diyor mesela bir bölüm Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Nasıl bir ihanet olabilir Allah aşkına? Yani CHP içinde bir kurultay süreci var. Bazı taleplerini kamu önünde dile getirmiş siyasetçiler var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısız olduğunu düşünen isimler var. Yerel seçimlerde eğer bu yapıyla gidersek yerel seçimlerde büyük şehirleri kaybederiz diyenler var. Bu bir görüş ve bunlar kendi içinde bir çalışmada yürütüyorlar. Parti meclisinde temsilcileri var, MYK'da temsilcileri var. Ve bu toplantıya ihanet deniyor. Bu toplantıda ne konuşulmuş da ihanet olabilir? Gerçekten çok dikkatli bir biçimde dinlerim. Gökhan Günaydın'ın belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Engin Özkoç'la konuştuğunu söylediği bir bölüm de var. Evet. Engin Özkoç kim? Kemal Kılıçdaroğlu'nun örgütlerle ilgili baş danışmanı. Evet. Yani bu çerçevede baktığımızda genel merkezin de bu toplantıdan haberi olduğunu anlıyoruz. Yani ihanet diye sunulması bence bu görüntülerin parti içindeki mücadelede kullanılmasını sağlamak. Ama diğer taraftan baktığımızda iktidar kanadında da çok ciddi bir biçimde bu mesele FETÖ diye işte darbe yapıyorlar parti içinde falan diye köpürtüyor. Evet. Onun açısından iyi bir zemin baktığınızda. Çünkü yani zamlar var, bütün o hayat pahalılığı altında ezilen insanlar var, Mehmet Şimşek'le birlikte yaşanan büyük hayal kırıklıkları var, Körfez'e gidilmiş, Körfez'den bir para haberi gelmemiş. Çok güzel yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve onun içindeki tartışmaları bu şekilde köpürtmek kamuoyunun önünde başka mesele. Peki, zamlar için olağanüstü çağrı var mesela meclis çağrısı. Yine sorularım olacak ama müsaade ederseniz şu bilgiyi paylaşmak isterim. Bekliyorduk, konuşma yapıyorduk. Bir taraftan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burcu Köksal, parti içi tartışmaları burada değerlendirmeyi doğru bulmuyorum, parti sözcümüz konuşacaktır dedi özetle. Saat kaçta bekliyoruz? Faik Öztürk konuşacak, 14.30'da da bir açıklama yapacak, onun belki bir netlik kazandırmasını bekleyebiliriz bu duruma. Peki Yavuz Ohan, tabii şu da soruluyor. Bir taraftan bitirmek isterim. Söylemek istediğimi, çünkü hani yarım kaldı, onu bir tamamlamak istiyorum. Kimin işine yarar ile ilgili soruya karşılık birkaç olarak soru arka arkaydı. Dinliyorum. Onu söylemem lazım. Çünkü bu mesele iktidar açısından gerçekten bulunmaz fırsat gibi görünüyor. Evet. CHP içinde bu meseleyi köpürterek İmamoğlu ve ekibini zayıflatmak isteyenler açısından da sanki bir fırsatmış gibi görünüyor. Ama içeriye baktığınızda ikisini de karşılamayacak bir içerikle karşı karşıyayız. Normal, sıradan, olağan bir toplantı gibi gördüm ben. Bu toplantıların yapılmasına şaşırılması da mümkün değil. Çünkü bir kurultay süreci var. Ama bu nasıl sızdı sorusu da gerçekten önemli. Yani böyle bir toplantıya katılan bir isim kaydedip de mi bu meseleyi YouTube'a koydu? Parti içi bir çekişmenin sonucu mu? Yoksa birileri tarafından uzaktan bir kayıt mı yapıldı? Bunların da netleştirilmesi lazım. Yani Türkiye'de birçok konuda olduğu gibi bu konuda da bir netliğe ihtiyaç var. Çünkü gerçekten CHP içindeki dengeleri de etkiliyor. Şimdi bir taraftan eğer burada bir algı yaratılmak istendiyse, sunuluş biçimine de baktığımızda darbe gibi bir takım ifadelerle bu toplantının sunulduğu düşünülürse, aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir toplantıdan zarar görmesi muhtemel. Kemal Kılıçdaroğlu zarar görüyor, Ekrem İmamoğlu zarar görüyor, Cumhuriyet Halk Partisi komple zarar görüyor gibi görünüyor. Böyle bakıldığında hani bir tek kazanan kalıyor geriye gibi duruyor. Evet, orada da iktidar görüyoruz herhalde. Bilmiyorum, hep kim ne kazanıyor, kim kazandıysa ona bakmak, kim bu işten kazanç çıktıysa ona bakmak fail için diye genel bir söylem var ama tabii bilmiyorum. Yani öyle bir toplantıyı takip edip izleyip ondan sonra da doğru zamanda böyle bir yayın yapılabilir mi? Türkiye'de olmamış işte, geçmişte olmuştu. Ancak CHP içinde de kullanılıyor olması bu meselenin çok rahat kapatılabilirdi. Yani olan bir toplantı, niye bunun üstünde duruyorsunuz da denilebilirdi. Genel merkezin bugün bu toplantıya ihanet diyenlerin bilmediği bir gelişme değil bu. Yani onların beklememe ihtimalleri yok. CHP içinde böyle toplantılar oluyor zaten. Ama bu CHP tarafından da kullanılınca iktidar açısından da önemli bir malzeme haline geldi. Onu görebiliyoruz. Dediğim gibi bu sızıntının kimden kaynaklandığını bulmak önemli. Yani en azından meseleyi açıklığa kavuşturmak lazım. Evet, peki şimdi
Bir taraftan da tabii şunu da değerlendiriyor insanlar. Bu toplantının katılımcılarına baktığımızda, değişim talebini dile getiren bu isimlere baktığımızda, aslında hali hazırda şikayet edilen ya da değişmesi gereğine işaret edilen tüm bu politikaların birebir ön saflarda hazırlayıcısı, katkı sağlayıcısı olmuş isimler bunlar. Burada da hani bir çelişkiden söz edebilir miyiz? Ne dersin? Tamamen katılıyorum. Çok doğru. Eğer bir zarar verdiyse bu, Ekrem İmamoğlu'nun değişim derken yeni kadro, yeni isim, yeni yüz, değişim dediğiniz şey nasıl olacak? Tamam, tek başınıza yapmayacaksınız bunu, bir kadroyla yapacaksınız. Eskilerle birlikte devam edip bir değişimi yaratmaya ihtimalinin olmadığı da açık. Yani bu muydu senin değişim dediğin şey gibi bir eleştiriyle karşı karşıya kalmasını getiren bir yayın, bir sızıntı bu. Ama şöyle de bir haksızlık yapmak istemem. Sonuçta parti meclisi içinde alınması gereken bir karar var. Ekrem İmamoğlu da parti meclisi içerisinde bu karar alınırken burada birlikte bir takım insanlarla ve partinin geçmişte yüzü olmuş insanlarla çalışmak zorunluluğu var. Değişimden kastının tamamen bu olduğunu düşünmüyorum. Ancak tablo, Ekrem İmamoğlu değişim diyordu. Değişim dediğim bu mu? Engin Altay'la mı değişim olacak? İşte ne bileyim, Özgür Özel'le mi olacak? Senin Sayık Bökel'le mi olacak? Zaten bunlar geçmiş dönemin sorumlusu değil mi? Soruları haklı olarak gündeme getirdi. Tam da senin sorduğun gibi. Herhalde bu da en büyük darbeyi Ekrem İmamoğlu değişimin içinde böyle bir tabloyu koyarak yemiş gibi görünüyor. Bana sorarsan en etkili tarafı bu.